Evet, beklenen oldu. Bayraktar TB3 SİHA ilk kez rampadan kalktı. TCG Anadolu gemisinin güvertesindeki uçuş rampasının aynısı Edirne Keşan'da kuruldu efendim. TB3 SİHA karadaki test platformundan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk denemede tam puan aldı. Bayraktar TB3 ilk rampa kalkış testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Uçuş rampası Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki rampayla aynı özelliklere göre inşa edildi. İlk rampa kalkış testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece TCG Anadolu gemisinin güvertesine çıkmadan önceki aşama başarıyla tamamlanmış oldu. Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etmişti. Türkiye'nin gökyüzündeki etkin ve caydırıcı gücü olan Türk Hava Kuvvetleri kuruluşunun 113. yılını kutladı. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde muharip uçakların gösterisiyle program düzenlendi. Nefeslerin tutulduğu gösteri büyük bir heyecanla izlendi. Gökyüzünde karşılayanlar! Gökyüzünün etkin ve caydırıcı gücü istikbalin simgesi. Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 113. yılı Bakırköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen programa muharip uçakların gösterisi damga vurdu. Hava Harp Okulu'na ait bando takımı programa katılanlar için konser verdi. Hava pilot yüzbaşı Emrah Bayrı vatandaşlar için bir söyleşi gerçekleştirdi. Nasıl bir jet pilotu olunur? Ayrıca İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenen uçaklar ve ilk hava şehitlerine ait giysiler ülkenin bir asrı aşan havacılık birikimini de gözler önüne seriyor. Havacılık tarihine meraklı yerli ve yabancı 200 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği müzede Türk havacılık tarihi açısından büyük öneme sahip 60 uçak bulunuyor. Müzede 2. Dünya Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar birçok savaşa katılan uçaklar da yer alıyor.